Espresso Perfetto'ya hoş geldiniz. İsterseniz sohbetimize başlamadan önce size bir kahve ikram edeyim. Biz kahvecilerde adettir, kahvenin de 40 yıl hatırı vardır. Şimdi öncelikle Espresso Perfetto nedir? Espresso Perfetto biliyorsunuz mükemmel espresso demek. Kahveyi hazırlarken bir yandan da sohbetimizi gerçekleştirelim. Yıllar önce kendime espresso makinesi ararken yurt dışına gitmek zorundaydım. Sırf bunun için seyahatler yaptığımızı hatırlıyoruz. Makinelere dokunmak, yakından incelemek mümkün değildi. Şimdi bunları gerçekleştirmek için biz de Espresso Perfetto'yu kurduk. Şimdi artık bu imkan mevcut. Yüzlerle farklı kahve makinesi, kahve öğütücüler, ekipmanlar, tartılar, demleme ekipmanları, bunların hepsini bulabileceğiniz bir mekan yapmak istedik. Şimdi Espresso Perfetto derken bu mükemmel espresso yolunda bilgi birikimi lazım. Tabii ki her şeyden önce çok önemli. Ama mükemmel makineler lazım, mükemmel ekipmanlar lazım. İşte bunları bulabileceğiniz, isterseniz ev baristası olsun, isterseniz ticari ortamlar için olsun, tüm ekipmanları bir arada görebileceğiniz bir ortam burası. Afiyet olsun. Espresso makinesi üreticileri günümüzde artık hem müşterilerin talepleri doğrultusunda hem de gelişen teknolojiler doğrultusunda yenilikler yapıyorlar. Bu görmüş olduğunuz makineler aslında ev kullanıcıları ama yüksek nitelikli beklentileri olan ev kullanıcılara yönelik espresso kahve makineleri. Birbirlerine benzer gibi gözükseler de çok farklı özellikleri barındırıyorlar. Şimdi tabii ki heat exchanger, genellikle espresso akışı olurken aynı anda güçlü bir buhar verebilen makineler bunlar. Bazılarını su tesisatına bağlayabiliyorsunuz. Böyle imkanlar var. Gördüğünüz gibi artık su akış debisini kontrol edebileceğiniz ilave donanımları barındırıyorlar. Çünkü artık kullanıcı daha fazla beklentiler içerisinde. Hem nitelikli kahvenin gelişmesiyle ekipman üreticilerinde de buna paralel gelişmeler oldu. İşte Quick Mill'in makineleri var burada, Rocket Espresso var, ECM var, Profitec var, Elektra var. Çok farklı makineleri biz bulunduruyoruz ki alternatifleri müşterilerimiz görebilsinler ve yakından incelesinler. Dual boiler makineler mesela burada. Yani espresso kazanı ile buhar kazanı birbirinden tamamen bağımsız. Böylelikle birbirleriyle ısı açısından hiç etkilenmiyorlar ve sürekli bir performans sağlayabiliyorlar. Bu beklentilere yönelik mesela neler var yeni beklentilerden? İşte PID isteniyor. Yani ısıyla oynamak istiyor artık kullanıcı. Eskiden sadece 92-93 derecede ısı sağlayan espresso kahve makineleri vardı. Ama artık kullanıcı istediği ısı derecesinde kahvesini demlemek istiyor. Çünkü bu bilgi paylaşılıyor. Paylaşıldıkça bilgi bunun kahvenin lezzetine etkisi, aromalara etkisi belirlenmiş oluyor. Tabii ki kullanıcı da hakkıdır. Bunu talep ediyor. Üreticiler de bunu sağlıyorlar. Bunun yanı sıra küçük küçük ekranlar görüyorsunuz. İşte onlar shot timer vazifesi görüyor. Espresso akarken artık 25 saniye hedeflediğimiz kahve akış süresini gözlemleyebiliyor kullanıcı. Daha önce fincandaki belli bir miktara kadar kahve akıp kendisi durdurabiliyordu. Ama artık saniyeler var. Dolayısıyla nitelikli kahve gelişiyor. Kahve geliştikçe bu konudaki bilinç gelişiyor. Bilinç geliştikçe tabii talepler oluyor. Talepler doğrultusunda da üreticiler bu talepleri karşılıyorlar. Tabii ki bütün bu teknolojik gelişmelerin yanı sıra estetik de çok önemli. Makineler estetik yönlerinden de çok farklı şeyler yapıyorlar. Mesela burada
tamamen nostaljik görüntülü bir makine var. Pompasız çalışıyor el gücüyle, tamamen yıllar öncesinde olduğu gibi, ama bu makineler hala üretiliyor ve oldukça meraklıları da var. Bence çok şık. Onun yanı sıra mesela paslanmaz çelik, işte çok kaliteli kromaj var gövdelerde, görüyorsunuz hepsi pırıl pırıl. Yani bulunduğu ortamda, mutfaklarda da bambaşka bir ortam yaratıyor. Onun yanı sıra bu sefer ahşap kaplamalı makineye bir örnek verelim buradan. Elektra'nın Verve serisi. Bu da işte kullanma kumanda paneli olsun, işte portafiltrenin tutma yeri ya da gövdenin yan tarafı ahşap. Yani ahşapla metalin işlevliği var. Aynı zamanda bu yanda gördüğünüz krom panellerin tamamen siyah, tamamen beyaz. Ya da müşterilerimizin talep ettiği belki bazı özel renklerde dahi yapılabiliyor. Bazı espresso kahve makine üreticileri, mesela Slayer Espresso bu açıdan çok meşhur. Tamamen talebe ve isteğe yönelik olarak makinenin dizaynını, tasarımını, renkleri değiştirebiliyor. Özetle kahve bir tutku. Bu tutkuyu herkes farklı farklı şekillerde yaşıyor. Ama kahve yaparken tabii ki çok farklı ekipmanlara ihtiyacımız var. İsterseniz espresso kahve makinesi olsun ya da filtre kahve makinesi ya da diğer elde demleme ekipmanları, hatta Türk kahvesi. Hepsi için farklı ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Espresso Perfetto da biraz işte bu anlamda olan ihtiyaçları karşılamak için burada. Çeşitleriyle bunları bir arada görüp inceleyebiliyorsunuz burada. Şimdi bizim aslında hitap ettiğimiz bir ev baristaları var, bir de iş baristaları var. Böyle bir ayrım yapıyoruz aslında biz. Genelde literatürde sıklıkla duyuyorsunuzdur. Home barista diye bir kavram oluştu artık. Şimdi ev baristaları işte bütün bu yöntemleri kullanarak, hangisi olursa olsun fark etmez, Türk kahvesi de olabilir dediğim gibi, espresso kahvesi de olabilir. Daha iyi, daha güzel nasıl yaparım gayretiyle araştıran ve bu işe kafa yoran insanların tümüne söylediğimiz bir tanımlama. Bu grup oldukça genişliyor aslında. Son zamanlarda da epey büyüyor. Şimdi katıldıkları forumlar var. Tartışıyorlar, araştırma yapıyorlar. İnternette çok fazla bilgi var. Bu bilgiler paylaşılıyor. Ve kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Amaç aslında daha iyi kahveyi nasıl yapabiliriz? Espresso, biraz önce de bahsettik, aslında çok kolay yapılan bir içecek değil. Bazı şeylere çok çok dikkatli, itinalı bakmamız gerekiyor. Bunun için de zaten kahve makinesi üreticileri biraz önce bahsettiğim özellikleri makinelere dahil etmeye başladılar. Yani şimdi farklı ısılarda kahve demleyebilirsiniz. Biraz az ısıda, daha açık bir çekirdeği, biraz daha yüksek ısıda demlediğiniz zaman neler fark ediyor? Bunları gözlemlemek istiyor artık insanlar. Bunun yanı sıra kahve makinelerinde standart 9 bar, eskiden olduğu gibi sadece 9 barla kahve yapımı var, ama artık farklı farklı bar seviyelerinde de kahve yapılabiliyor. Yani basınç seviyelerini insanlar deneyerek bunun lezzeti olan etkilerini gözlemlemek istiyorlar. Şimdi yeni makinelerde var bu özellikler. Bir ön demleme imkanı tanıyor size. İşte pompa tam devreye girmiyor. Belki 2 barda, ondan sonra 4 bara çıkartıyor. Daha sonra 9 barda kahve akış süresinin belli bir miktarını o basınçla devam edebiliyorsunuz. En sonunda da kapanış kısmında da basıncı düşürerek belki de işte 4 bar ya da 2 barda da bitiş yapabiliyorsunuz. Bu bir özellik tabii ki, eskiden yoktu. Özellikle tek gruplu ev makinelerinde bunlar yoktu. Ama artık bu imkanlar da var. Hatta suyun akış debisiyle oynayabileceğiniz işte flow kontrol mekanizmaları kahve makinelerine koyuldu. Dediğim gibi önce bir talep olması gerekiyor. Talep de bilgi paylaşımıyla oluşuyor. Sonra da bu talebi gerçekleştiren üreticiler de bu lezzet farklarını bizim evimizde dahi gözlemleyebilmemizi sağlıyorlar. O açıdan ev baristası grubu aslında çok önemli bir kitle.
Bunlar işte sonuç itibariyle endüstriyi de bir şekilde yönlendirmiş oluyorlar. Şimdi iş baristalarına geldiğimiz zaman aynı şekilde en iyi yöntemlerle iyi kahveyi yapmaya çalışan insanlar. Fakat onların koşulları çok farklı. Ev baristası çok rahat, vakti var, zamanı var. Aslında bu işi bir hobi olarak yapıyor. Hobi olarak yaptığı için de çok farklı uçlara kadar gidebiliyor. Ama iş baristasının durumu farklı. Karşısında müşterileri var. Hızlı hızlı servis yapmak zorunda. Belki kahve servisi yaparken bir yandan işte tatlı vitrininden bir servis yapacak ya da kasaya bakmak zorunda kalacak. Dolayısıyla çok farklı koşullarda aynı işlemi yapıyor. Onda bu sefer hız önemli oluyor. İş baristası için ya da işletmeler için bu sefer daha hızlı, daha performanslı makineler, daha hızlı öğütücüler, yani birbiriyle uyumlu olan öğütücülerin ve diğer ekipmanların bir arada sunulması gerekiyor. O yüzden bir kafem olsa düşüncesiyle aslında bir kafe açmak isteyen işletme sahipleri, yatırımcılara özellikle bu konuda tecrübeli olan baristalarıyla birlikte bu kararları vermelerini, mümkünse danışmanlık almalarını tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse gelip bizde, bizim gibi işletmelerden, illa bizim olması şart değil tabii ki, benzer işletmelerde teferruatlı olarak bütün makinelerin arasındaki farkları dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü diyelim ki küçük bir belki işletme olacaksınız. Yani demek istediğim bir pastanesiniz belki. Yani ana konunuz farklı. Arka planda da ama kahve de sunmak istiyorsunuz. Şimdi çok hızlı ve çok kapasiteli bir makineye ihtiyacınız yok bu durumda. Ama kahve çok ön planda olacaksa, yani kendinizi kahveyle daha çok tanımlayacaksanız, o zaman biraz önce bahsettiğim özellikleri içeren makineler bulundurmak isteyeceksiniz. O zaman belki çift kazanlı, hatta işte çok kazanlı, gruplar arasında farklı ısı derecelerini ile kahve demleyebileceğiniz ekipmanlara ve makinelere ihtiyacınız olacaktır. O yüzden lütfen bu konudaki detayları işletmelerden dinleyin ya da danışmanlık alın. Doğru ekipman, çünkü en önemlisi doğru ekipman ve makine yatırımını böylelikle yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi iş baristası ve ev baristası aslında sizlere, bizlere güzel kahveyi, doğru kahveyi olması gerektiği şekilde sunan insanlar ve büyük bir gayret içerisindeler. Ben sektörün içinde olduğum için biliyorum. Arkadaşların kendilerini nasıl geliştirdiklerini, nasıl farklı kaynaklardan bilgi aldıklarını takip ediyoruz. Zaten Nitelikli Kahve Derneği Türkiye'de de aktif. Onlardan gelen bilgi paylaşımları var. Sektörün festivalleri olsun ya da fuarları olsun, bu sektörde çalışan barista arkadaşlar olduğu gibi ev baristaları da bunları çok yakinen takip ediyorlar. Böylelikle paylaşılan bilgi de büyüyor. Ne kadar aynı amaca doğru koşsa da ev baristası ve işletmedeki iş baristaları aslında farklı, benzer ama farklı ekipmanlar da kullanıyorlar. Şimdi teknik özelliklerine göre baktığımız zaman aslında evinde sadece makinesinden doğru miktarda kahveyi doğru şekilde yapabilmesini sağlayan ekipmanları arayan insanlar da var. İlla ısı değerleriyle oynamak ya da basınç değerleriyle oynamak şart değil. Herkesin beklentisi farklı. Bunun için hatta şuna kadar fark ediyor. Sadece espresso içilen evler, hatta hem espresso hem işte cappuccino latte gibi sütlü içeceklerin bir arada tüketildiği evler var. Gelen bu konuda makine tedarik etmek isteyenler biraz da bu ayrımlara göre de yönlendirilebiliyor.
Mesela tek dolaşım sistemli makineler var. Ya da bizde bulunan Ascanso'nun makineleri var, termoblok makineler. Bunlar çok çabuk ısınan makineler. Böyle beklentiler de var. Sabahleyin makinenin düğmesini açtığım zaman süratle ısınsın. Beklemek istemiyorum. Şimdi bunlara göre aslında ev kullanıcısı tercihlerini yapabilir. Nelerle uğraşmak istiyorum, ne kadar derine gitmek istiyorum. Dolayısıyla çok donanımlı, çok teferruatlı, aynı anda işte espresso akarken buharın verilebildiği heat exchanger ya da dual boiler makineler olduğu gibi sadece espressoyu veren, buhar yapılacaksa biraz sizi bekleten tek dolaşım sistemli makineler de var. Bunlar kullanıcılar biraz kendi hayat alışkanlıklarına göre bunları tercih etmek durumunda. Öğütücülerde de aynı şekilde ev kullanıcıları için işte 50 milim diski olan, çok fazla büyük motoru olmayan makinesinin yanında ama doğru öğütmeyi sağlayabilecek, bıçakla parçalayan değil ama düz disklerin arasında o kahvenin öğütülmesini sağlayan öğütücülerle günlük işlerini rahatlıkla görebiliyorlar. Ama biraz daha fazla performans bekliyorsak, o zaman işte disk çapları büyüyor, motor güçleri büyüyor. Çok farklı öğütücü modelleri var. Özellikle ticari kullanıcılar için işte çok hızlı öğütücüler var. 2 saniyede bir double espresso'yu rahatlıkla çıkartabilen öğütücüler var. Aynı şekilde öğütürken mümkün olduğu kadar homojen bir öğütüm sağlayan öğütücüler var artık. Bunlar çok önemli çünkü başta söylediğim gibi kahve yapmak aslında çok kolay bir şey değil. Her şeyin birbiriyle uyum içerisinde olması gerekiyor. O kadar ki işte kahve makinesinin ısısı, öğütücünün hızı ve performansı ve çıkardığı sonuç. Bunların yanı sıra şimdiye kadar bahsetmedik ama suyun kalitesi. Su çok önemli. İşte %90'dan fazla su olan bir içecekten bahsediyoruz. O yüzden farklı suların denenip en ideal, en doğru pH derecelerinde işte yumuşaklıkta hatta makinamıza zarar vermeyen çünkü suyun içerisindeki kireç hem makineler için bir sorun hem de lezzet için bir problem. Bunun için tabii ki düzgün arıtma sistemleri kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi öğütücüsü, makinesi, diğer ekipmanları, işte sütlükleri hepsinin bir uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Tabii ki bizim bilgi birikimimizin de aynı şekilde buna paralel olarak gelişmesi gerekiyor. Bunları kullanırken özellikle işte tamplama yaparken ya da öğütürken aldığımız gramaj, bir gramın kahvenin lezzetine etkisi var artık. Biraz önce bahsettik, saniyeler var, shot timer, kahve akışı ortalama 25-30 saniye gibi biz öngörüyoruz. Buradaki bir saniye fazlalık ya da bir saniye az olması öğütücünün ayarlarındaki, incelik kalınlık ayarlarındaki belki bir diş ileride bir diş geride olmasının yarattığı bir sonuç olarak kahveye, içeceğe lezzet etkisi olarak geliyor. O yüzden aslında biraz önce dediğimiz hobi olarak biz buna baktığımız zaman defalarla bu denemeleri yapıp en doğru sonuçları bulabileceğimiz bir mecra. Kahve yapımında oldukça dikkat ediyoruz. Biraz önce anlattığımız farklı farklı unsurları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama kahveyi içerken de kullandığımız fincan dahi aslında çok önemli. Bunun için çok farklı alternatifler var. Yani fincanın şekli, porselenin yapısı, hatta et kalınlığı yani işte cidarın ne kadar kalın olduğu, içeceğimiz ne kadar uzun süre sıcak tuttuğu gibi. Hatta lezzete de etkisi olduğu söyleniyor. Fincanlar da çok önemli. O yüzden biz çok farklı fincanları da bulunduruyoruz. Özellikle akme fincanlar çok farklı renkleriyle ve boyutlarıyla genelde tercih ediliyor. Bunun yanı sıra yeni bir oluşum var. Avustralya tasarımlı Husky Cup fincanları görmüş olabilirsiniz. Şu anda ben de zaten yanımda bir tane bulunduruyorum. Şimdi Husky fincanlar kahvenin meyvesinin etrafındaki o çekirdeğin etrafındaki kabuklardan imal ediliyor. Dolayısıyla başlangıcında dahi üretiminde çevreci bir bardak.
Daha sonra da aslında karton bardağın tüketilmesi, kafelerdeki karton bardakların tüketilmesini minimize etmek amaçlı tasarlanmış. Bir değişim sistemi de var. Dünyada çok farklı yerlerde uygulanıyor. İnşallah Türkiye'de de hayata geçireceğiz. Böylelikle çok fazla atılan karton bardaklar, çevreye dayalan bardaklar yerine güzel de bir alternatif sunmuş olacağız. Çevremiz için de güzel bir şeyler yapmış olacağız. Bu kadar farklı özellikleri olan makineleri, işte öğütücüleri, biz kendi YouTube kanalımızda da tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde diğer sosyal medya kanallarımızda da bunları inceleyebilirsiniz. Ama tabii ki en güzeli bizim Kabacık Beykoz'daki showroom'umuzda makinelerin hepsi farklı markalar yan yana duruyor. Geldiğiniz zaman bunları teferruatla inceleyebilirsiniz. Birlikte biz severek anlatırız. Aynı şekilde yurt dışında bile karşılaşabilirsiniz Espresso Perfetto ile. Espresso Perfetto ağırlıkla Almanya olmak üzere aslında 30 farklı noktada şu anda faaliyette gösteriyor. İşte Viyana'da olabilirsiniz, Avusturya'da, Hollanda'da ya da Rusya'da, St. Petersburg'da, hatta Mısır'da Espresso Perfetto mağazalarıyla karşılaşabilirsiniz. Başta Alper Sesli olmak üzere SM ekibine ve İstanbul Kafe Summit'in hayata geçmesinde emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve sizleri de sohbet etmeye, hatta kahve içmeye, belki makineleri incelemeye Espresso Perfetto'ya her zaman bekliyorum.